Türkiye bir ses yarışmasıyla tanıdı Mutlu Kaya'yı. Saplantılı bir cani tarafından başından vurulunca hayatı cehenneme döndü. Hayata tutundu ama yüzü hiç gülmedi. Biricik ablası saplantılı bir başka caninin kurbanı oldu. Engelli maaşı kesildi ve inanılır gibi değil ama ona bunları yaşatan cani infaz yasasıyla açık cezaevine alındı. Yeniden ölüm korkusu yaşamaya başladı talihsiz genç kadın ve yetkililere beni bir kardeşiniz, bir bacınız olarak görün. Ne olur sesimi duyun diye seslendi. Kendi yemeğimi kendim yiyemiyorum. Artık şarkı söyleyemiyorum. 5 yıldır engelli maaşı alamıyorum. Hem böyle kaldım, hem o caniye hak ettiği ceza verilmedi. Hem ablam öldürüldü. Başına gelmeyen kalmadı. Bir cani tarafından vuruldu, sağlığından, hayallerinden oldu. Aynı kaderi ablası da yaşadı. Hayatını kaybetti. Tüm bunlarla mücadele ederken bir de aldığı engelli maaşından oldu. Ya ben sakat kaldım. Belki de ömür boyu böyle kalacağım. Artık yeter. Ben dayanamıyorum. Mutlu Kaya 23 yaşında. Bir ses yarışmasında tanıdı onu Türkiye. 4 yıl önce erkek arkadaşı tarafından başından vuruldu, ölümden döndü. Gözlerimi açtım ve bir de baktım ki ellerim ayağım tutmuyor. Sesim çıkamıyor. Anne bile diyemiyorum. Hiçbir genç kızın yaptığını yapamıyorum. Pes etmedi ama acı ve talihsizlik de peşini bırakmadı. Geçtiğimiz ay ablası Dilek Kaya saplantılı aşığı tarafından öldürüldü. Böyle bir cani, böyle bir şizofrene, böyle bir adama, böyle bir kişiliğe nasıl silah verilir? Benim ablam toprağın altına girdi. Ablasının ölümüyle perişan olan Mutlu Kaya bu kez de kendisini başından vuran caninin infaz yasasıyla açık cezaevine alındığını öğrendi. Yani 9 yıl ceza alan o saldırgan sadece 1 yıl sonra serbest kalabilirdi. Haberi alınca yıkıldı. Bana kaç gün önce bir kağıt geldi. Açık cezaevine çıkma istemi varmış. Bu nasıl bir merhametsizliktir? O insan çıkarsa başka kızlara da bunu yapar. Tıpkı Dilek adamın öldüğü gibi. Hayatı cehenneme dönen genç kızın engelli maaşı da kesildi. Ta ki adalet yerin bulana kadar susmayacağım. Ya beni şu an ellerim tutmuyor. Bakın sakat tutmuyor. O cani benim hayatımı yıktı. Yıktı ya, siz görmüyor musunuz? Şimdi bir kez daha sesini duyurmak istiyor. Adaletin sağlanmasını bekliyor. Size yalvarıyorum. Beni bir kardeşiniz, bir bacınız olarak görün. Ne olursunuz sesimi duyun. Mutlu'nun elleri tutmadığı için gözyaşlarını silemiyor. Belki elleri tutanlar bunu onun için yapabilir.